görev yapan arkadaşlarım, sizleri de görmek güzel. Hoş geldiniz sizler de. Şimdi bu organizasyon birkaç günlük bir organizasyon. Ortak amacımız, hedefimiz tamamen Hatay'ımızı tanıtmaya yönelik bir çalışma. Bu çalışma Kültür Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşiyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak biz ev sahibiyiz. Diğer belediyelerimiz de elbette misafirlerimizi konuk edecekler. Burada Hatay Vakfımız var. Onlarsız bu iş olmazdı. Baştan bu yana bütün koordinasyonunda onlar ve şu anda bizim konuklarımız Kültür Sanat Mağdurları Derneği tabii ki koordinasyonunda gerçekleşti. Sayın Başkan, dernek başkanımız yanımda, vakıf başkanımız da yanımda. Şimdi onlar da size bu programın çerçevesiyle ilgili bilgiler verecek. Herhangi bir sorunuzda, konu ne olursa olsun yanınızdayız. Hoş geldiniz yeniden. Sayın Başkan, siz programın detaylarıyla ilgili ve amaçlarla ilgili bilgi verirseniz. Gazeteciyim. 25 yıllık Ankara gazetecisiyim. Günlük gazetelerde çalıştım. Şu anda dergi çıkarıyorum. Aylık düzenli olarak dergi çıkarıyorum. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'ni 2013 yılında kurduk. 2013 yılından bugüne kadar Anadolu tarih ve kültürel değerlerini anlama adına sayısız çalışmalar yaptık. Son iki yıldır da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla medya, kültür, sanat ve turizm buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalarımızda hemen hemen her yıl 5 ile gidiyoruz, 5-6 ile gidiyoruz. Tarihi ve kültürel değerleri yüksek illerimize gidiyoruz. O illerimize, Anadolu'nun çeşitli illerine döndüklerinde yazı dizisi, makale veya televizyonda belgesel türü veya haber türü haberler yapılıp o ilin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Arkadaşlar, buradaki amacımız, bildiğiniz gibi ülkemizde deniz, kum, güneş gibi bir turizm var. Halbuki Anadolu şehirlerine baktığınız zaman Anadolu şehirlerinin tamamında her birinde birer tarih yapmak. Anadolu şehirlerinin her biri birer kültürel değer taşımaktadır. İşte onlardan bir tanesi de bugün Hatay. Hatay'ımızı biz Ankara'da yaşıyoruz. Ben Hatay'a ilk defa geliyorum. Hatay'ı biz nereden duyuyoruz biliyor musunuz? Ne yazık ki üzülüyorum. Yine biz gazeteciler olarak, Hatay'ı TSK'nın sınır dışına yaptığı operasyonlardan biri. Reyhanlı'dan biliyoruz. Halbuki Hatay'ın o kadar çok kültürel değeri var ki, o kadar çok tarihi değeri var ki, Hatay'ın bu yönüyle kanallarımızda, internet haber portallarımızda, gazetelerimizde yer alması gerekmektedir. İşte biz de Hatay'ın gerçekten hak ettiği noktada bu değeri görebilmesi amacıyla bugün Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak buradayız. Şimdi bugün burada olmamızın toplantının birkaç teknik açıklamasını size yapmak istiyorum. Şimdi biz buraya nasıl geldik? Buraya arkadaşlar hem Ankara'dan karayoluyla hem diğer illerden karayoluyla, havayoluyla farklı farklı şekilde geldik. Bugün şu anda aramızda, bugün burada Muğla'dan, Aydın'dan, İstanbul'dan, Bolu'dan, Kastamonu'dan, Ankara'dan, Kırşehir, Elazığ, Bitlis, Artvin, Isparta, Nevşehir ve Kırıkkale olmak üzere toplamda 13 ilden gazeteci arkadaşımız var. Hatay'ı sayarsak 14 ili biz burada buluşturmuş vaziyetteyiz. 14 ilin gazeteci arkadaşlarımızı burada buluşturmuş vaziyetteyiz. Aramızda ulusal basından gazeteci arkadaşlarımız da var.
Hatta Hatay ilini temsilen ulusal ajansların temsilcileri de burada bildiğim kadarıyla. Bizimle birlikte Ankara'dan gelen ulusal gazeteci, temsilci arkadaşlarımız da var. Şuna inanın, Hatay, ben kültür sanat muhabirleri derneği olarak şunu söylüyorum. Hatay hak ettiği yerde değil. Hatay'ın hak ettiği yere gelmesi için biz gazeteciler çok büyük görevler düşüyor. Hatay'ın hak ettiği yere gelmesi için derken parantez açıyorum. Tarihi ve kültürel değerler açısından ve turizm açısından. Hatay'ı hak ettiği yere getirmek için gerçekten biz gazetecilere, özellikle Hatay'ın içerisindeki meslektaşlarıma da sesleniyorum. Biz gazetecilere önemli görevler düşüyor. Lütfen şunu özellikle söylüyorum meslektaşlarıma. İçinizdeki, ilinizdeki ufacık bir olayı, yani bir kaza olur, bir cinayet olur veya bir farklı bir sınır ötesi bir olay olur. Bunlardan ziyade tarihi ve kültürel değerlerinizi anlatan, tarihi ve kültürel değerlerinizi gelecek nesillere aktarmaya önemsetecek ve anlattıracak haberlere yer vermenizi rica ederiz. Biz Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak bu işe baş koyduk. Hatay'da da 3 gün boyunca Allah izin verirse Hatay'ın bütün tarihi ve kültürel değerlerini bizzat yerinde görüp inceleyip memleketlerimize döndüğümüzde en güzel şekliyle yazı dizilerimizle, makalelerimizle Hatay'a el alan yazılar yazıp Hatay'a tanıtmaya biz baş koyduk. Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür eder. Bu programda bize ev sahipliği yapan ve öncelikli olarak öncülük yapan Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer abime, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Nida Hanım'a teşekkür ediyorum. Günlerdir telefonlaşıyoruz, bu organizasyon için gerçekten çok büyük emek harcadılar. Sayın Başkanımız öylesine çok kendilerine teşekkür ediyoruz. Yurt dışında oldukları için aramızda bulunamayacaklar. Hatay Valimize ve ilçe belediyelerimize ve Kültür Turizm Bakanlığımıza da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Evet, teşekkür ederiz Sayın Başkan. Amacınızı iyi anlattınız. Sağ olun. Bizim de tabii ki burada yapmak istediğimiz şey Hatay'ı tanıtmak. Arkadaşlar öncelikle tabii ki siz tanıyacaksınız. Çok farklı bir şehir göreceksiniz. Bugüne kadar görmediğiniz farklı birçok şey göreceksiniz. Program birçok ilçemiz için, birçok ilçemizde neredeyse hepsinde var programlarımız. Biz bir expo çalışması yapıyoruz. O alanlara da gideceksiniz. On Aralık'ta açacağız. Tüm dünyaya açıyoruz Hatay. O zaman da inşallah hepinizle buluşuruz yeniden. Bu arada Sayın Halil İbrahim Parlak beyefendi de buradalar. Basın İlan Kurumu Hatay Şube Başkanımız. Bizi sağ olsunlar hiçbir konuda yalnız bırakmıyorlar. Siz de hoş geldiniz Sayın Halil. Size de söz vereceğim birazdan. Hoş geldiniz dersiniz arkadaşlara. İhsan Aydeğer Hatay Vakfı Başkanı. Bu arada Ankara'da faaliyet gösteren bir vakıftı bu vakıf. Hala merkezimiz Ankara'da. Ben de mütevelli heyet üyesiyim aynı zamanda vakfın son 10 yıldır, o daha fazladır çalışan bir vakıf. Gerçekten önemli etkinlikler yaptı. Bu koordinasyonda da başkanım emeğiniz çok büyük, teşekkür ediyoruz. Bu arada size de vereceğim ben mikrofonu. Başkanımız arkadaşlar bugün yurt dışına bir ziyareti olacağı için katılamadı. Her birinize ayrı ayrı selamlarını söylediler. Bizlere de gerekli her türlü ihtiyaç konusunda ne olursa olsun arkadaşlarımıza yardımcı olmamız konusunda da yanımızda olmamız konusunda da talimatlarını verdiler. Bunu da bildireyim. Buyurun İhsan Bey. Evet arkadaşlar, hepinizden merhabalar. Bugün Hatay gezisi münasebetiyle bir araya geldik. İstedik ki bu geziyi sizlere anlatalım. Nasıl bir gezi, nereden nasıl oluyor bilgi verelim. Basınımızda, hemşerilerimizde bunu neşretsinler istedik. Bu basın toplantısı bu masrafla yapıldı. Dışarıdan gelip bütün gece yolculuk yapıp Hatay'ımıza teşrif eden bu basın mensupları,
sanat ve kültür muhabirlerine, hepsine hoş geldiniz diyorum. Ayrıca Hatay'dan gazeteci kardeşlerimiz, televizyoncu kardeşlerimiz aramızda, onlara da hoş geldiniz diyorum. Hatay Vakfı bu işin neresinde, nereden çıktı? Hatay Vakfı Ankara'da biliyorsunuz. Bir şubesi Antakya'da, bir şubesi İskenderun'da olan bir vakıf. Bu kültür ve sanat muhabirleri derneği çeşitli şehirlere gezi düzenliyordu. Bunlardan biri Aydın, Ürgüp, Göreme, Trabzon, Diyarbakır. Dediler bir de Hatay var. Aa çok güzel. Nasıl yapacaksınız? E dediler sen bize yardımcı ol. Biz bilmiyoruz oradaki temaslarımızı kur. İlgilen, yardımcı ol bize. Hay hay başlayın. Bizim için Hatay denilirse tanıtımı, güzelliğinin anlatımı vesaire vesaire biz hemen varız. Hiçbir şey beklemeden, işimizi gücümüzü bırakarak. Hatay, gerisi teferruat bizim için. Hemen gece saat 2'de geldim ben buraya. Birkaç saat uyudum, kalktım bu programın inşasıyla. 3-4 gün sizlerle birlikte olacağız. Hatay'ımızı tanıtmaya çalışacağız. Gastronomi, turizm, sanat, kültür vesaire. Her yönüyle. Hatay'ın o kadar çok değerleri var ki onlar bize 3 gün bir süre tanıdılar ancak gelebilirler. Bu 3 güne Hatay sığmıyor. O kadar uğraştım programı yaparken zorlandım ki 6 günlük bir geziyi arkadaşlar 3 güne sığdırdık. Bu 3 gün içerisinde zaman kaybetmeden verdiğimiz programdaki saatlere uyarak ancak Hatay'ı gezdirebileceğiz. Sonunda belki şunu diyeceksiniz. Arkadaş yedik, içtik, gezdik, yorulduk. Bir an önce eve gidip dinlenelim diyebilirsiniz. Çok, biliyorum ki çok yorulacaksınız. Ama yaz ortalık, sıcak da var. Biz mümkün mertebe sizleri yormadan bu programa uyarak Hatay'ın en görülmesi gereken yerlerini gezdireceğiz. Bunların içerisinde St. Pierre Kilisesi var. Dünyanın en büyük müzelerinden biri var. Bunlardan bir tanesi İskenderun var. Tesadüf 5 Temmuz İskenderun'un kurtuluş günüdür. 4 Temmuz akşamı konser düzenlemişler. Bu programın içerisine onu da koyduk. Orada konsere de katılacağız hep beraber. Bunun dışında Payas Külliyesi çok eski bir külliye, bayağı büyük bir tarihi eser. Onun içerisinde Payas Belediyesi'nin bize vereceği bir yemek var arkadaşlar. Orada da hep beraber olacağız. Şimdi biraz sonra hareket edeceğiz. Bugün gezimizde Defne Belediyesi, Harbiye ve öğle yemeği. Oradan Yayladağ, oradan Samandağ, oradan Batayaz. İşte bayağı yoğun bir mesai sarf edeceğiz. Gezi yoğun olacak. Ama sizden ricam bunlara yetişebilmek için zamanında oradaki insanları bekletmemek adına veya programı aksatmamak adına herkes verdiğimiz o saatlere uyarsa bu geziyi rahatlıkla yapar. Akşam da tekrar bu otelimize döneriz. Yarın da gene bayağı Hatay ağırlıklı, Antakya ağırlıklı bir gezi programımız var. Orada da işte bütün gezilmesi gereken yerleri gezeceğiz. Misafirlerimizi mümkün mertebe Hatay'ı en güzel şekilde nasıl tanıtırız o şekilde ağırlamaya çalışacağız. Belki onlar da yorulacak, belki biz de yorulacağız ama bütün yorgunluk 3 gün, 4. gün dinlenmeye müsaade edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Biz Hatay Vakfı olarak burada gittik, belediye başkanlarımızla görüştük, milletvekillerimizle görüştük. İnanın hepsi destekledi. Hepsi, hiç hayır diye çıkmadı. Bütün hepsine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hatay dedikten sonra zaten hepsine gerisi teferruat diyoruz. Hiç anlatmana gerek yok. Ne lazımsa yapalım diyorlar. Ben de bundan şevkle çalışmaya gayret ediyorum. O destek olduktan sonra
ben de feda olsun diyorum bu yaştan sonra. Hakikaten Hatay gönüllüsü, sevdalısı olarak elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah güzel bir gezimiz olacak. Buradan gittiğiniz zaman memleketinize, ya Hatay'ı bugüne kadar görmemiştik. Yanlış olmuş bir eksikliğimiz diyeceksiniz, buna inanıyorum. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Teşekkürler, sen başkanım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aslında ben de hoş geldim. Çünkü Nisan ayında göreve başladım. Ben de şehri yeni yeni tanıyorum. Bilmiyorum programda neler var ama sadece gazeteci bir meslektaşınız olarak tavsiye başkanım. Kağıt kebabı, fırın kebabı ve künefesi yemeden gitmeyi, yanılmıyorsam 630 çeşit farklı tatlısı yemeği var değil başkanım. Gastronomi şehrinin yanı sıra bir medeniyetler şehri Hatay. Ben bunu gözlemledim buradaki olduğum süreç içerisinde. Farklı dinlerin, inançların bir arada yaşadığı, kardeşçe, herkesin birbirini sevdiği, milli birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğu bir şehir. Bu süre zarfında bunu da hissedeceksinizdir. Ben eminim buna. Gezdiğinizde göreceksinizdir. Tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hatay'ı yaşayacaksınız. O yüzden zaten size ileriki günlerde ayrı bilgiler de verilecek, not olarak bazı görüntüler de vereceğiz sizlere kullanabilmeniz için yaptığımız çalışmalardan. Ancak siz kendiniz gördükten sonra merakla bekliyorum ben yazılarınızı, bütün o yazı dizilerinizi, haberlerinizi. Bakalım neler söyleyeceksiniz. Çünkü bizim için gerçekten dışarıdan gelen arkadaşların yaptığı yorumlar çok önemli oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın soruları varsa alabiliriz. Buyurun. Özellikle... Uluslararası Barış'ın emniyetinden Süleyman Şanlı. Efendim, bir heyet olarak önce hoş geldinizler. Saygılarımı sunarım. İhsan Bey'in saygısına hayran kaldım. Teşekkür ederim. Hatay bir aşktır anlayana, bilene. Evet, programı 3 güne sığdırmışız. Aslında Hatay bir ayda gezilemez. Biz Uluslararası Basın Cemiyeti olarak bununla ilgili Avrupa Fonu'ndan teşvik olarak ayın 10'una kadar bir program hazırladık. Burada proje yapıp Hatay'a katkı sağlayacak finansmanlar sağlanabilir proje karşılığı. Ve gençlerimiz burada para kazanabilir ve burada Hatay'ı geliştirebiliriz. Ben yakın şehrimizde bildiğim tarihi olmayan, az bir tarihi olan şehri bir haftada gezemiyorsun. Hatay'ı biz bir ayda gezemeyiz. Bu vakıf olarak, İhsan Bey'i yeni tanıdım. Vakıf olarak Hatay'a böyle belgeseller yapsak, biz gazetecilere birlik, bütünlük altında 15'er dakikalık, 20'şer dakikalık hepimizin imkanı var. Bize destek olarak, manevi destek olarak 15 dakikalık, 20 dakikalık belgeseller yaparak, çünkü kültür çok yüksek burada, görenen, bu aşkı görenen. Sadece St. Pierre Kilisesi değil, Simon Manastırı var, Koskalesi var. Öbür tarafta, Samandağ tarafta bilinmeyen, meydana çıkan tarihler var. Bunu vakıf olarak bize yardımcı olursanız, bir şevk olarak. Evet, bu konuyla ilgili bir planlaması var zaten. İhsan Bey, sıcağı. Evet, tam üstüne bastın hemşerim ya. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Hatay Vakfı olarak biz Hatay'la ilgili önce Ankara'da Başkent'te Hatay Günleri diye Hatay'ın tanıtımına başladık. Daha sonra bu görevimizden alındı. Şimdiye kadar da Başkent'te Hatay Günleri 3 senedir Ankara'da yapılamıyor, yapılmadı. Bu güzel olmadı. Biz orada bundan eskiden para koyarak yapıyorduk, sonra para kazanarak yapmaya başladık. O parayla da 110 tane üniversitede öğrenci okutuyordu arkadaşlar. Şimdi maalesef okutamıyoruz, o gelirimiz yok olmuş. Neyse, o kısmı geçelim.
Allah bir kapıyı kapatıyorsa bir kapıyı da açıyor. Ya ne yapalım, ne yapalım vakıf olarak? Avrupa Birliği projeleri yapmaya başladı. Bugüne kadar 4 tane Avrupa Birliği projemiz Ulusal Ajans'tan geçti. Şimdi 2 projemiz Ulusal Ajans'ta, inşallah onlar da geçerse ve bir projemiz de Japon Büyükelçiliği'nde, o da geçerse bizim vakfımızın tekrar geliri olmaya başlayacak. Bu 110 tane çocuğu yarı yolda bıraktık ama geride gelenleri okutmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bunun dışında şimdi yani özellikle heyecanlandım yani bahsettiğiniz sanki görüşmüşüz konuyu. Bugünlerde yapmak istediğimiz bir proje var. Bu projede siz değerli hemşerilerinin, basın mensuplarının bize destek olmasını arzu ediyorum, istiyorum. Nedir bu? Konunun başlığı Bir Zamanlar Hatta. Ya bu nedir diyeceksiniz. Kısaca bahsedeyim. Bir Zamanlar Hatay yazılı, sözlü ve görsel olarak 3-4 ay içerisinde yapılacak. Bu 15 ilçesi var Hatay'ın. Her ilçe ayrı ayrı bunu yapacak. Daha sonra bunu televizyonlarda yazılı, görsel demişiz ya, tüm bu tarihleri, kültürü, sanatı, yaşayan, yaşamayan ne varsa Hatay'ın yazılı, sözlü, görsel hale getireceğiz. 15 bölümden oluşan bir filmimiz olacak. Türkiye'ye bunu her tarafta yayınlatıp anlatacağız, tanıtacağız, Hatay'a katkıda bulunacağız. Tabii bu nasıl yapılacak? Onun da detayları şu dosyanın içerisinde mevcut. Bunu milletvekillerine anlattım. Aa, çok güzel bu proje dediler. Şimdi belediye başkanlarının çoğunu anlattım. Onlar da destekliyor. Şehrimizin ileri gelenlerine anlattım. Toplantı yaptık bunun için Ankara'da. Onlar da destekliyor. Şimdi bu iş İhsan Aydeğer'in başkanlığında olmaz. Onun gücü ne? Bir vakıf başkanı. Yetmez. Bu işin başında Hatay Valiliği'nin olması lazım. Hatay Valiliği'nin başkanlığında diğer detayların hepsi projede mevcut. Bunları oranın belediye başkanları, kaymakamları, ileri gelenleri vasıtasıyla birlikte bu dediğim proje şeklinde gerçekleştireceğiz. Bakın o zaman Hatay'a ne katkıda bulunmuş olacağız. Tarih bunu. Herkese merhaba. Adım Hasan Yetmez, TRT Hatay temsilcisiyim. Öncelikle ilimizin dışından gelen misafirlere herkese ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. İnşallah çok iyi izlenimlerle buradan döneceksiniz. Az önce dernek başkanımız bize dedi ki Hatay'ı yazdırırken biz sadece sınır ötesindeki görselliklerle ancak tanıyabildik. Gerçekten doğru. Kendilerine %100 katılıyorum. Hatta biz canlı yayınları Cilogil sınır kapısı Türkiye topraklarında savaş bölgesinden 40 kilometre uzak noktada canlı yayın yapar bu. Ulusal medyadaki temsil, yani açıyorum CNN Türk, NTV, Habertürk muhabiri orada pres yazan, çelik yelekli, müferrik giyerek sanki savaşın ortasındaymış gibi bağlantılar yaptılar. Dedik arkadaşlar yapmayın. Hatay'ımıza zarar veriyorsunuz. Sanki burası savaş bölgesiymiş gibi lanse ediyorsunuz. Tabii ki görsellikte duygusallığa yer yok bizim meslekte. Ama vicdani boyutu vardır. Yine bu bağlamdan bir örnek daha veriyorum. Geçmiş yıllarda bizim Hatay'ın ana vatana katılışı 23 Temmuz'da tarihine denk geliyor. Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu doğrultusunda 3 gün bizde etkinlik yapılır. 20 Temmuz'da başlar, 23 Temmuz'da finali yapılır. Ve bunu da sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Lütfi Savaş başlattı. 70'li yıllardan sonra her yıl 1000 metre künefeyi uzatıyorlar. Hemen üçünden yine Cengiz Altuk Caddesi de yapılır. Bir platform kurulur. Ve bizim buradan ajans, tabii ki meslektaşımız bütün görselliği, 6-7 dakikalık görselliği haber merkezine gönderiyor. Editör oradan en çarpıcı yönünü alıyor.
Ve inanın ki bizi Hatay'ımızı ve bizim meslektaşlarımızı hepimizden bir karayla karşılaştık. Televizyon ismini vermek istemiyorum. Bu da editörün bakış açısı. Sadece orada künefenin elle alınmış şeklini saatlerce çevirip sanki Hatay kültürü görmemiş, görgüsüzlük gibi lanse ettiler. Halbuki onun o künefenin yapımında bir hafta 70 tane işçi kardeşimiz, emekçi kardeşimizin emeği vardı. O sıcağın altında o künefe platformunu yetiştirdiler. Hatay'ı tanıtım açısından ama bu bakış açısı dediğim gibi mesleğimizde duygusal yeri yok ama vicdani bir boyutu da var. Hepimiz bu mesleğin içindeyiz. Bir örnek daha vereyim. 2004 ya da 2005 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu arada 22 yıllık gazeteciyim ben. Olaya hakim olduğum için. Eskide Suudi Arabistan'a hacca gitmek için otobüslerle karayolu kullanılırdı. Uçak seferleri bu kadar yaygın değildi. Bir kriz oluştu Suriye ile Türkiye arasındaki o yolculuk konusunda. O Suriyeli Türkiye'den hacca gidecek insanlar Hatay Reyhanlı ilçesinde 7 gün mahsur kaldılar. Takdir ederseniz ki o gün Hatay Reyhanlı'nın nüfusu 60 bin. Bir tane otel var, 15-20 tane kapasitesi var, yatak kapasitesi var. Ve Reyhanlı halkı bunları 7 gün, 8 gün kendi evlerinde misafir etti. Burada Hatay'da, Payas ilçesinde, Reyhanlı ilçesinde, Kırkan ilçesinde, Samanlı ilçesinde hangi kapıyı vurursanız tarım misafiri olursunuz. Kapılar açılır, sofralar açılır. Reyhanlı böyle bir kültür, Hatay'ımız böyle bir kültüre sahip. Bu konuyu da göz önünüze almanızı isterim. Zaten bundan anlatmaya gerek yok. Siz bunları birebir yaşayacaksınız. Demin arkadaşım dediği gibi bunlara 3 gün değil 30 gün dahi yetmez buranın kültürünü anlayabilmek için. Hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, arkadaşımız gerçekten çok duyarlı şekilde arkadaşlar yaşadığımız örnekleri anlattı. Buna benzer birçok şey var. Burada o savaşlar var denirken sinema filmleri çekiliyordu, konserler yapılıyordu, birçok etkinlik yapılıyordu. Maalesef böyle bir şey evet yansıyor. Meslektaşlarımız da bazı duyarlılıklar göstermiyorlar. Ama çok şükür ulaştık. Artık dünyaya açılacağız inşallah. 10 Aralık'ta Expo fuarımız açılıyor. Bir arkadaşımız daha oradan. Buyurun. Mehmet Ali Solak ve Hatay Güney Rüzgarı Dergisi'nin sahibi. Efendim biraz önce Sayın Başkan'ı İhsan Aydın'ı dinledik. Teşekkür ederiz verdiği bilgiler için. Bizim bir kalbimizin yarası var. Bu yarayı biraz önce Sayın Hasan Yetmez arkadaşım söyledi. Ama SWOT analizinde olduğu gibi hem fırsatlar hem tehditler var. Arkadaşımızın sanırım sorduğu soruya yanıt verilemedi. 15-20 dakikalık belgeseller hazırlanabilir mi diye bir soru yöneltti. Vakıf Başkanım da dosya burada dedi. Dosyada kalsın bence. Çünkü bununla ilgili belgeseller zaten var. Büyükşehir Belediyesi sizlere bunları verebilir. Ve en azından sizler şayet belgeseller çekmek istiyorsanız gene de Büyükşehir'in ya da bizler gibi yerelde sahada gazetecilik yapan arkadaşlar size yardımcı olabilir. Kalbimiz yaralı diyorum. Şöyle hem Suriye yönünden 10 yıldır bu eziyeti çekiyoruz. Ama aynı zamanda ATV ekranlarında geçtiğimiz birkaç gün önce Kalp Yarası diye diziler Antakya'da başladı. Bu kalp yaramız bitecek, hiç merak etmeyin ama sizlerin sayesinde. Burada geçireceğiniz üzgünlük gerçekten de çok az. Doğrudur. Ama Sayın Nida Yılmaz'ın dediği gibi sizler gerçekten de her türlü güzelliği burada izleyecek ve göreceksiniz zaten. Büyük ihtimalle de hem belgeseller için hem duyarlılıklarımız ölçüldüğünde dizi yazılarımız için çok önemli yerler göreceksiniz. Burada özellikle altını vurgulamak istediğim bir şey var. Türkiye projesi olan Expo projesi ne yazık ki burada yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Sizden ricamız gerçekten de bir meslektaşınız olarak Expo alanına gittiğiniz zaman şöyle bir Antalya'yla burasını bir kıyaslamanızı istiyorum ve gelen paraları da kıyaslamanızı istiyorum. Ne yazık ki bu proje Türkiye projesi olarak bana sanki de güvenlik yönünden buraya gelmeyeceği konuşuldu. Buraya yaygın basının çok değerli kalemleri buraya geldi. Nuriye Akman gibi, Oral Çalışlar gibi arkadaşlarımız geldi. Ama yapılmadı. Oysa Papa daha dün Irak'ta çamurlu yollardan geçti.
Demek ki bir ülke bir şey yapmak istiyorsa yapabilir. Türkiye'miz, Türkiye hükümeti, Türkiye devleti bu Hatay'da Expo projesini hayata geçirmek istiyorsa mutlaka çok iyi bir şekilde bunu devam ettirebilir. Ama Hatay Büyükşehir Belediyesi bunda kararlı. Ben de bir Hataylı olarak, gazeteci meslektaşınız olarak değil, ben de bunun en iyi şekilde yapılabilmesi için sizden destek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii Hatay Tanıtılmıyor Dernek Başkanımız Zahin İbrahim Bey de söyledi. Her şeyin bu tür problemleri vardır. Bizler birçok konuda markayız. Bu markalarımızla birçok kez bütün videoları da hazırdır, her şey hazırdır. Her şeyden önce 13 medeniyete ev sahipliği yapmış. Binlerce, çok binlerce, yani binlerce yıllık bir şehir burası. Hakikaten kadim kelimesini çok doğrudan karşılayabilen bir şehir burası. Sizler de göreceksiniz zaten. Bizim burada Hatay'da evet bir expo fuarı yapıyoruz, onunla ilgili problemler, yeterli desteği göremiyoruz ve benzeri, ama alanları siz de göreceksiniz. %98 oranında tamamladık. 10 Aralık'ta da açıyoruz. 22 tane şehrimiz şu anda bahçe yapıyor oraya. İçerisinde AK Partili belediyelerimiz de var. Onlar da geldiler. Ve bizden alan alarak ben kendi şehrimi tanıtmak istiyorum Hatay'da diyen belediyelerimiz var. 20'den fazla ülke geliyor. Onları size zaten detaylı, her gittiğiniz yerde detaylı bilgi alacağınız için bugün burada sizi bunlarla çok boğmak istemedik. Yoldan geldiniz ve biraz sonra tekrar otobüslere yerleşmeniz gerekecek. Ama yani konuyla ilgili, bu Hatay'la ilgili bilgi ne gerekiyorsa belediyemizde de mevcut. Zaten uluslararası tanıtım kapsamında da Expo anlamında kendi dairemden yeterli çalışmaları başlattık. Onlar da dünyanın birçok yerinde önümüzdeki aydan sonra, daha bir 5-6 ayımız var. Önümüzdeki aydan sonra dünyanın her yerinde reklamlarımız olacak. Tüm videolarımız hazır, her şeyimiz hazır. Başlıyoruz. Siz de o dönem umarım aramızda görürüz. Çok teşekkür ediyorum ben. Buyurun. Yok. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Medeniyetler şehri Hatay'a. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Tamam. Şunu sormak istiyorum başkanım. En yakından takip eden bir gazeteciyim sizin programlarınızı. En son Diyarbakır programınızı takip ettim. Ulusal yayın basında çok fazla yer aldı. Emeklerinizden dolayı sizi kutluyorum. Ama orada bir olay yaptınız. Daha çok ön plana çıktı. Mesela Tarihi Köprü'de alay çektiniz. Her tarafı tarih olan, her taraf böyle buram buram medeniyet kokan, hoşgörü kokan bu şehirde böyle bir sürpriz olacak mı gezinizde? Eminim gidecekleri yerde onlar da çok sürpriz. Ben öncelikli olarak gerçekten konuşmam başında ben unuttuğum için özür diliyorum. Talip Köloğlu, yani Hatay aslında Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'ne yabancı bir şey değil, yabancı bir ilimiz değil. İnanın şuna inanın, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün buradaysak, tabii ki vakıf başkanımızın çok büyük emeği var ama Tarık abinin çok büyük etkisi var bugün buradaysak. Ben özellikle onu söylüyorum. Tarık Köroğlu bizim de derneğimizin gezilerine zaman zaman katılan çok değerli bir meslektaşımızdır. Öncelikle olarak size teşekkür ediyorum. Konuşmam başlığına atladığım için özür diliyorum. Şimdi Diyarbakır'da spontane gelişen bir olaydı. Halay çekenlerin başında bu olay ekibi orada. Arkadaşlar bu olayı başlattı. Aydın'dan gelen bir grup arkadaşımız vardı. Şimdi o arkadaşlar yerine başka arkadaşlarımız var. Spontane gelişen bir olaydı gerçekten. Ama böyle bir mesaj verilmesi gerekiyordu. Biz orada şunu verdik. Yani Diyarbakır'da ne yazık ki Hatay'la hemen hemen aynı şeyi aynı kaderi paylaşıyor. Hatay'da az önce TRT muhabir arkadaşım çok güzel açıkladı. Sizi de tebrik ediyorum gerçekten. Hatay'da nasıl ki sınır ötesi hareketleriyle biz ismini duyuyorsak, Diyarbakır'da ne yazık ki o kadar tarihi ve kültürel değerleri olmasına rağmen Diyarbakır'da terör olaylarıyla duyuyoruz. Halbuki geçen hafta gittik, gördük. Alakası yok arkadaşlar. Yani burada gerçekten biz meslektaşlarımıza gerçekten büyük görevler düşüyor. Lütfen biz
şehirlerimize zarar verecek haberleri yapmayalım. Hatay'da Hatay'la ilgili haberler yapalım arkadaşlar. Diyarbakır'da bir en ufak bir olayı alıp büyütüp allandırıp kullandırıp Diyarbakır'ın adını lekelemeyelim. Biz orada gittik. Tarihi Uzun Köprü'nün üzerinde halayımızı çektik. Diyarbakır'da hatta gazetecilerle vatandaşlar el ele verdi halayını çekti. Diyarbakır'da biz neşeli, mutlu, güler yüzlü sokakta halay çekebileceğimizi gösterdik. Ya bize orada olay var, gitmesek mi acaba diyenler vardı ya. Arkadaşlar bunu kırmamız lazım. Hatay'da savaş var, gitmeyelim mi diyenler var arkadaşlar. Ya burayı, bu Hatay'ı savaş bölgesi olarak gören arkadaşlarımız var. Ya bakın, işte Aydın'dan gelen arkadaşımız Reyhan diye gitmeyin bize de. Ya lütfen arkadaşlar memleketlerimize sahip çıkalım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Zaten sabah gitmişsiniz Reyhanlı'ya. Evet, hatalıyım. Arkadaşlar yolu şaşırmışlar. Ben bunu paylaşacağım sizlerinize ama. Evet. Belen'den geçtikten sonra Hatay, Halep diye devam etmişler. Reyhanlı yolda hem geç kaldılar. Gördüğünüz gibi bir şey yoktu oralarda da. Karpuzlarımız, kavunlarımız var. Tarımımızın merkezi o şehrimiz. Elbette Suriyeliler arkadaşlar çok fazla şehrimizde. Geçmiş yıllara nazaran elbette çok fazla. Belediye olarak biz korkunç düzeyde altyapı ve diğer konularda artı bir yükle çok hızlı bir şekilde karşılaşmış bulunduk. Şehrimizde uğraşmamız gereken elbette birçok şey var ama tabii ki sadece bize özgü değil ama onları da çözüyoruz. Bütün beklentimiz, başkanımız her zaman bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Her fırsatta, uluslararası bugüne kadar 30'dan fazla, evet daha fazla elçimizi ziyaret etti, hepsiyle görüştüler. Son 6 aydır çok sıkı bir programda hepsini anlatmaya çalışıyoruz, onları davet ediyoruz. Bütün görüşmelerinde de şunu dile getirdi. Biz Suriyeli vatandaşların, Suriyeli insanların bir an önce ülkelerine dönmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu bekliyoruz. Bu konudaki beklentimiz baki şekilde kalacak. Yani onu ifade edeyim. Tamamdır. Buyurun. İlaz Bayraktar, Medyatay Gazetesi. Medyatay Gazetesi, Emre Başkan Mehmet. Başkan, çok şükür ki bu yıl Hatay Spor bize güzel bir reklam yaptı. Güzel bir tanıtım yaptı açıkçası Hatay'ı. Sürekli spor kanallarında olsun, medyada olsun, Musal medyada olsun. Umarız ki bu sene de inşallah Saray'ın çok ilkleri yaşayabileceğimiz bir yer. Yani yaşadığımız bir yer daha doğrusu. Tamerlerin en eski yaşam yeri diye adlandırılıyor. Bu anlamda özellikle televizyon, sinema ve dizi sanatlarına bu konuda sizden öneriler ve destekler bekliyoruz. Yani tabii ki Kültür Bakanlığı'nın bir işi bu. Biz de özellikle Kültür Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde oluyoruz zaman zaman. Ama Hataylı gazeteciler böyle Hatay'da daha çok bir sinema dizi çekilmesi önerileri oldu deyip sektörün bu tarafa kaymasında tavsiyeleri olabileceğini de düşünüyorum. İnşallah olur diye düşünüyorum. Biz de bu konuda bir kamuoyu oluştururuz inşallah. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Süremiz maalesef şimdi programı geciktiriyoruz. Çok sağ olun. Sen git acele. Her zaman neredeyse yanınızdayız. Bir şekilde telefonlarımız var. Basının arkadaşlarım, buradaki arkadaşlarıma da şunu söyleyeyim. Programı sizlere de göndereceğiz. Yani izlemek istediğiniz bölümler var olacak bence. Onları da size bırakıyoruz. Teşekkür eder, ilginizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar saat 12'de hemen Harbiye hareket edeceğiz. Ona göre hızlı hareket